Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz gala çiçeğimin yapım aşamalarını göstermeye çalışacağım. Bir önceki videolarımda gala çiçeğimizin farklı bir versiyonunu yapmıştık. Bu videomda ise bu modelini anlatmaya çalışacağım inşallah. Bismillah diyerek başlayalım. Ben açık mor rengini göstereceğim. Sihirli halka yöntemi ile 9 adet zürafa yaptım parmağımda. Daha sonra 7-8 sıra çıktım. Şimdi herhangi bir zürafamda, yani bu 8. sıramda bir adet artırma yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, artırma yerine geldik. Şimdi aynı yere, artırma yaptığım yere zürafa yapıyorum ve tekrar içine bir adet artırma yapıyorum. Bu gala çiçeğimiz bitene kadar aynı yerden hep artırma yapacağız. Şimdi ben ikinci artırmayı da yaptım. Hemen yanındaki zürafaya batarak devam ediyorum. İkinci artırmamı yaptım. Şimdi aynı yerden artırma yaparak toplamda ilk yaptığım artırmayı sayarak 7 sıra çıkacağım. Evet arkadaşlar, ben 7 sıra çıktım. Yani sadece ilk artırma yaptığım yeri size göstermiştim. Oradaki artırmayı koruyarak, yani aynı yerden artırma yaparak toplamda şuradan sayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra çıktım. Yani biz şu an şu gala çiçeğimizin şu kısmını yaptık. Aynı yerden şu kısmından artırarak sadece 7 sıra çıktım. 7. sıramda 5 adet zürafa indim. Şu an ben 7. sıramdayım. 7. sıramı tam dönmedim. 1, 2, 3, 4, 5 adet zürafa indikten sonra 5. zürafamda şurada 1 adet artırma işlemi yapıyorum. Artırmamı yaptım. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Artırma yaptıktan sonra hemen yanına 2 adet zürafa yapıyoruz. Şu şekilde 2 adet zürafa yaptım. Şimdi ikinci zürafamda da 1 adet artırma yapıyorum. Şimdi hemen yan tarafına geçiyorum. 1 2 adet zürafa yaptım. Şimdi bir adet daha artırma yapıyorum. Hemen yanına zürafa yapıyorum şimdi. 1 2 ve bir adet daha artırma yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dokuz gözleme ile başladık. 7 sıra çıktık. 7. sırada ya da 8. sırada şu kısımda bir adet artırma yaptım.
Aynı yerden artırma yaparak toplamda 7 sıra çıktım. 7. sıramı inerken 5 adet zürafa indim. 1 adet artırma yaptım. 2 zürafada 1, toplamda 4 adet artırma yaptım. Yani şu kısımda. 1, 2, 3 ve 4 adet artırma yaptım. 5 adet zürafa indikten sonra başladım artırmaya. Artırmalarımın arasında 2'şer adet zürafa var. Şimdi devam edeceğim. Daha artırma yapmadım. Bu sıramda 4 adet artırma yaptım. Şu başa kadar gelelim arkadaşlar. Baştaki artırmayı söylediğim gibi gala çiçeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Buradaki artırmayı bırakmıyoruz. Şimdi hiçbir şey yapmadan 3 sıra etrafından zürafa döneceğim. Evet arkadaşlar, 2 sıra döndüm. 3. sıramı inerken toplamda şuradan sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zürafa indim. Gördüğünüz gibi zaten çiçeğimiz şekil almaya başladı. Şimdi şöyle 7. zürafamda 1 adet artırma yapacağım. Artırmamı yaptım. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Bir, iki, üç adet zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha artırma yapıyorum. Şimdi bir üç zürafa daha yapacağım yanına hemen. Bir, iki, üç ve bir artırma daha yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Şimdi hemen 3 adet daha zürafa yapacağım. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada bir tane daha artırma yapıyorum. Evet arkadaşlar, en son 2 zürafada 4 adet artırma yapmıştık. Onun üzerinden 2 düz zürafa geçtik. 3. zürafamızı inerken 7 adet zürafa indik. 7. zürafada 1 artırma yaptık. 3 zürafada 1 artırma yaparak toplamda 4 adet artırmamızı yaptık şu şekilde. Şu baştaki yaptığımız artırmayı tekrar söylüyorum. Gala çiçeğimiz bitene kadar hep yapacağız. Yani burayı artırma yapmadan sakına geçmeyin. Şimdi aynı şekilde buradan devam ederek çiçeğimin üzerinde 2 defa düz zürafa geçeceğim. 3. zürafamı inerken devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben şimdi 3 sıra döndüm. 4. sıramı indim. Yani 3 sıra yetti bana. 4. sıramı inerken toplamda 10 zürafa indim. İpim yetmedi. Burada ip ekleyeceğim. Şöyle.
ipimi ekledim. 10 zürafa indik. 11. zürafada bir adet artırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi eklediğim ipimin üstünde. Kendi ipini hemen kesmiyorum. Şu şekilde arada gizliyorum. Hemen şu kısımları keselim. Şimdi yanına hemen 3 adet zürafa yapıyorum. Elinizden geldiği kadar arkadaşlar atlamadan izlemeye özen gösterin. Çünkü gerçekten dikkat isteyen bir model. Şimdi 3 adet zürafa yaptım. 3. zürafamda bir adet artırma yapıyorum. Artırmamı yaptım. Hemen yanındaki zürafadan devam ediyorum. Üç adet zürafa yaptım. Bir adet artırma yapıyorum. Şu ana kadar toplamda 3 adet artırma yaptık. Hemen yanına devam ediyorum zürafa yapmaya. Zürafa yaptım. Bir adet daha artırma yapıyorum. Toplamda 4 adet artırma yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey yapmadan tekrardan etrafında 3 zürafa döneceğim. Bu şekilde hiçbir şey yapmadan arkadaşlar etrafında şurada artırmamı yapacağım ama etrafında 3 tur zürafa atacağım. Evet arkadaşlar, en son 3 tur zürafa dönüp geleceğim demiştim. 3 tur değil, ben 2 tur döndüm. 2 tur benim için yeterli oldu. Şimdi 2. tur zürafamı dönerken şu kısımda fil dişi yani kuyumcu kafesi yapmaya başlıyoruz. İsterseniz kendi içine, isterseniz de yan tarafını yaparak yapabilirsiniz. Ben kendi içine yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Gala çiçeğimiz biraz doğaçlama yapılıyor. Artırma olan yerleri. Tabii kişiden kişiye yaptığı zürafanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir arkadaşlar. Benim verdiğim sayılar benim kendi yaptığım şekilde. Sizler tabii bir sefer deneyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz artırma yerlerinizi. Ama videoda vermiş olduğum sayılara çok dikkat edin. Atlamadan izleyin. Kenara yazın. Çünkü bu çiçek akılda kalmıyor. Biraz teknik isteyen model. Şimdi ben çiçeğimin tamamına kuyumcu kafesi yapacağım. Şu başlangıç noktasını da göstereyim arkadaşlar.
Bu şekilde tamamını dönüp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kenarından fil dişi bir diğer adıyla kuyumcu kafesini de tamamladım. Gala çiçeğimizi bitirdik. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şu şekilde. İçinin tomucuğunu ise altılı zürafa ile başladım arkadaşlar. Yani bu size kalmış. Ne kadar geniş istiyorsanız. İstediğim uzunluğa geldikten sonra, tabi burasını ipimin kendi rengiyle oturtacağım içine. Şu şekli vereceğim. Gerçekten çok şık bir model. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Videomu elinizden geldiği kadar arttırmadan, yani atlamadan izleyin. Çünkü artırma yerleri, teknikleri gerçekten çok önemli bu modeli yaparken. Ve her modeli yaparken not alın kenara. Tekrar tekrar bakmak zorunda kalıyoruz. Çiçeğimizin de boru kısmı ve yapraklarını da inşallah bir sonraki videomda nasıl yaptığımı göstermeye çalışacağım. Şu şekilde çiçeğimizi içine oturtuyoruz. Lila rengimin ipi, hemen numarasını söyleyeyim arkadaşlar. 553 numara. Şurada hemen göstereyim. 553. Bu ipimin maalesef numarası yok ama markası Yabalı. Ortasında kullanmış olduğum tomurcuğumun renginin numarası ise, bu da Yabalı, 742 numara. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.